Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir gün Medine pazarında dolaşırken buğday satan bir adamın tezgahına uğrar ve elini buğday çuvalının içine sokar, bir de bakar ki eli ıslanır. Sonra adama sorar, der ki, ey zahireci, bu ıslaklık nedir? Adam cevap verir, ey Allah'ın Resulü, yağmur yağdığı için buğdaylar ıslak. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şu cevabı verir: İnsanların görüp aldanmaması için bu ekini üste koyman gerekmez miydi? Men gâşşenâ feleyse minnâ. Bizi aldatan bizden değildir, buyurur. Efendim, Müslüman aldatan değildir. Müslüman güven verendir. İnsanların elinden ve dilinden selamette olduğu kimsedir Müslüman. İnsanlar her konuda Müslümanı örnek almalıdır. Ondan bir güven ve emanet duymalıdır. Bu gerek ticaret hayatında olsun, gerek ibadet hayatında olsun ve gerekse insanlarla münasebette olsun. İşte ticaret de Müslümanın hayatındaki en önemli münasebetlerinden biridir. Peki bu ticaret ahlakı nasıl olmalıdır? Müslüman nasıl bir ticaret ahlakına sahip olmalı? İslam'ın ticaret ahlakına dair temel unsurları, hususları nelerdir? İşte bu ve benzeri soruların cevabı bugünkü kürsü programında. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok kıymetli ve değerli hocalarım bizlerle birlikte. Üsküdar Hacı Nuri Topbaş Camii Uzman İmam Hatibi Bilal Aydemir Hocam bizlerle. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? Elhamdülillah. Siz nasılsınız efendim? Vaktiyle insanlar ticarete başladıkları dönemde şimdiki gibi parayı bularak başlamadılar. Evet. Pek çok yerde hala ülkemizde, ben mesela Çanakkale taraflarında, Ayvacık taraflarında filan görmüştüm. Bundan birkaç yıl önce çok hoşuma gitmişti. Hanımefendiler pazara geliyorlar. Pazara geldikleri zaman alışveriş yapacaklar. Her birinin yanında böyle koca koca bidonlarla zeytinyağları var. Evet. Mesela 3 tane işte kap olacak. O adama söylüyor, ne kadar istiyorsun diyor. 1 kilo zeytinyağı istiyorum diyor. Veriyor 1 kilo zeytinyağını, alıyor kabını. Para yok yani. Demek ki insanın bir ihtiyacı var. İnsan ihtiyacını görmeye çalışacak. Peki neden Kur'an-ı Kerim ticaret meselesi üzerinde duruyor? Kur'an-ı Kerim'in ayet-i kerimeleri neden ticaret üzerinde duruyor? Bizim yaklaşmamız gereken nokta bu. Biz ölümden sonraki hayata inanan müminleriz elhamdülillah. Elhamdülillah. Ölümden sonraki hayata inandığımız için elde edeceğimiz her şey ölümden sonraki hayatı esas almak üzere olmalı. Sizden bana bir şey akıyorsa ben onu hak etmeliyim. Benden Bilal Hocama bir şey akıyorsa o onu hak etmeli. Bilal Hocamdan birine bir şey geçiyorsa o da onu hak etmeli. Ne demek? Sizden bana intikal edin, intikalinde bir rıza olması gerekiyor demek. Ayet-i Kerime'de Allah Celle Celaluhu, hani fıkıhçıların yaklaşımıyla söyleyelim, antarazim minkum. Yani karşılıklı bir rızalaşma ile bu iş olmalı. Karşılıklı rızalaşma ama ikimizin rızalaşması yetmiyor. Bu rızalaşmaya bir de Allah-u Zülcelal'in rızası gerekiyor. O birleştiği an devreye giren konu helal ticaret oluyor. Yani siz ve ben birbirimizi yanıltmadan bir ticaret, bir rıza ortaya koyuyoruz. Bizim rızalarımız her zaman yeterli değil. Bazen faiz alışverişi yapanlar karşılıklı rıza içindedir. Evet. Ama Allah'ın rızası yok orada. Evet. Bazen rüşvet alıp verenlerin karşılıklı rızası vardır. Allah'ın rızası yine yok orada Celle Celaluhu. Üç rızayı birleştiriyoruz. İki kulun rızası ile Allah'ın rızası. Neticede önümüze helal bir şey çıkıyor. Bu önümüze çıktığı zaman şunu görüyoruz. Ticaretin temeli rıza, kulların rızası, Allah'ın rızası, nihayetinde helal kazanç. Bu ortaya konulduğu zaman kulların rızası, Allah'ın rızası ve helal kazanç ortaya konulduğu zaman bizim anladığımız manadaki ticaret gerçekleşmiş oluyor. Eğer bunu başaramazsak, bunun dışında konuşabileceğimiz veya konuşacağımız ticari sözlerin hiçbir tanesi Kur'an'ın ve sünnetin tasdik edeceği, kabul edeceği sözler olamazlar. Evet hocam. Dolayısıyla bir Müslüman ticaret denildiğinde onun hayatı dünya ile bağlantılı değil.
ölümden sonrasına odaklı bir ticaret var. Ben dünya ile ilgili bir iş yapıyorum. Doğru, yaptığım iş dünya ile alakalı. Ama ölümden sonrasının hesabını unutarak bir iş yapma şansım yok benim. Söylediğim sözde olmadığı gibi yaptığım ticarette de yok. Adımlarımızı ölüm sonrasına odaklı, ölüm sonrasını hedefleyerek attığımız takdirde o zaman karşılıklı rızamız ve bizim rızamızı onaylayan üst rıza olarak Allah Celle Celaluhu ve Resulü'nün rızası birleşir. O birleşmeden sonra zaten ortaya gelecek olan ticari kazanç helal olan kazançtır. İşte o zaman zaten aldatma dediğimiz bir her mesele şey kalmaz evet, ortada hocam. Evet. İşte Hazreti Ömer zamanında hani meşhur bir hadise vardır. Hazreti Ömer gece vakti halifelik zamanında yürürken sokakta bir evin önündeyken bir ses duyuyor. Bir anne kızına diyor ki kızım diyor işte süte su katsana. Anneciğim diyor ben diyor katamam. Halife Ömer yasakladı süte su katmayı. Diyor ki Halife Ömer burada değil şu an nereden bilecek bunu? Evet. Öyle deyince kız da diyor ki anneciğim Halife Ömer bilmiyor ama Allah görüyor ve biliyor. Ve bu şekilde süte su katmıyor hocam. Şimdi bu şuura sahip olmak lazım Bilal hocam. Yaptığımız her ticarette. Peki Müslüman bu şuura nasıl sahip olacak? Hasan hocam, hocam da ticaretin gerekliliğinden, ticaretin hayatımızda olması olmazından bahsetti. O rıza hadisesi gerçekten de çok mühim. Aslında ilk başta güzel ahlaktan bahsedildi. Ticaretteki güzel ahlaktan. Büyüklerimiz hep söylemişler, kitaplarına yazmışlar. Güzel ahlak imanın tezahürüdür. Dolayısıyla bu ticaretteki bu şuura, bu güzel ahlaka da tamamen imani noktada, itikadi noktada hocamızın değindiği gibi ahiret inancı noktasında Müslüman gerçekten o anlamda kendisini yetiştirdiği zaman, geliştirdiği zaman dünyadaki birkaç kuruşluk kazancı değil de ebedi hayattaki endişeyi, ahiret endişesini hedefine koyduğu zaman işte o zaman bakar ki bu dünyadaki kazanç gerçekten ahiretimi benim heba ediyorsa, tehlikeye sokuyorsa o noktada o yanlış şeyi aldatmaya bulaşmaz. Evet. Dolayısıyla imanla güzel ahlak ayrılmaz birer nokta ve güzel ahlakın da değil mi hocam yansıtılması gereken en önemli konulardan biri de ticaret. Çünkü ticaret karşılıklı yapılan bir şey. Birisi satıcı oluyor bazen, birisi alıcı oluyor. Dolayısıyla bu karşılıklı olduğu zaman da güzel ahlak da aslında karşılıklı gelişen bir şey. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın şu hadis-i şerifini hayatımızın çoğu alanına yerleştirirsek aslında bütün problem çözülüyor. Bir kimse kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe kamil imana eremez. Dolayısıyla biri bize ticaret yapacağı zaman biz ondan nasıl muamele görmek istiyoruz? Bize bir mal satacak. Evet. Araba olur, telefon olur, pazarda sebze olur, meyve olur. Hiç fark etmez. Bir karşılıklı bir ticaret hukukuna gireceğimiz zaman biz aldanmamızı istemeyiz. Bize yalan konuşulmasını istemeyiz. Bize satılan bir malın kusurunun gizlenmesini istemeyiz. O zaman prensip şu. Biz kendimiz için ticari anlamda bir şey istemiyorsak, bize kendimize layık görmüyorsak o zaman biz de böyle bir ticari noktada bir şey satarken karşıdaki mümin kardeşimize kendi istemediklerimizi ona yapmayacağız. Kendi istediklerimizi de değil mi hocam o kardeşimiz için isteyeceğiz. İşte Peygamberimiz Aleyhisselam'ın o kadar çok ne kadar güzel siz ifade ettiniz bu aldatma noktasında. Müslüman aldanmayacak da aldatmayacak da Hasan evet, Basri hocam. Bu en önemli detaylardan birisi. Ramazan-ı Şerif'i geçirdik. Efendimiz buyuruyorlar ki kişi yalan söylemeye devam ettikçe, yanlış işlere dürüstlüğü terk etmeye devam ettikçe Allah-u Teala'nın onun açlığına, susuzluğuna ihtiyacı yoktur. Abdullah bin Ömer Efendimiz'den de çok güzel bir söz var. Bir insan diyor namaz kıldıkça böyle yay gibi olsa, oruç tuttukça çivi gibi kalsa, yalan söylemeyi terk etmedikçe, yanlış işleri terk etmedikçe
onlar ibadetlere kabul olmaz diyor. Buradaki temel prensibin insani ilişkilerimizdeki o güzel ahlak, dürüstlük. Doğru tüccar, dürüst tüccar, nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olacaktır. Evet. Yine büyükler söylemişler, böyle büyük müjdeli hadislerin altında gizli bir şey yazar. Bu kolay değil. Bu mücadele gerekir. Gayret gerekir. Aşk gerekir. Dolayısıyla bizim ticaretle uğraşan kardeşlerimize acizane bu ekranlardan tavsiyemiz, dünyevi menfaat için birkaç kuruş fazla kazanma için gerçekten ebedi hayatı tehlikeye atmamak lazım. Ki zaten şu an gündemde olan da bu stokçuluk, fırsatçılık. Evet. Değil mi kıymetli hocam? Fazla da uzatmak istemiyorum. Şu noktada bir de söylemek isterim ki aslında Cenab-ı Allah kul hakkını önün tamamen kapatmış hocam. Rabbimizle alakalı bazı eksiklerimiz olabilir. Namaz olabilir, oruç olabilir. Rabbimiz onları kaza imkanı nasip etmiş. Tabii ki bir mazerete dayalı olarak. Onu affederim diyor ama kul hakkıyla gelmeyin diyor. Dolayısıyla kul hakkına baktığımız zaman gerçekten bu ticari hayatta en fazla kul hakkına girilebilecek o potansiyele sahip bir zemin. İşte ticaretle uğraşan kardeşlerimiz kul hakkına bu noktada çok riayet etmeleri gerekiyor ki Cenab-ı Allah ahirete kul hakkıyla gelmeyin diyor efendim. Eyvallah. Hocam tabii şöyle bir söz var. Hazreti Ömer Efendimiz'e isnat ediliyor zannediyorum. İşte dostluğun ticarette, komşulukta, bir de yolculukta belli olması meselesi. Evet. Bununla ilgili. Şimdi ticaret aslında Müslüman'ı tanımlayan bir iş. Orada insan insanı tanıyor hocam. Bu nasıl bir insan? Pat notunu veriyor herkes. Ticaretinden, yaptığı ticaretten anlaşılıyor çünkü. Evet. Ve ifade ettiğiniz gibi yani kişi kendi için istemediğini başkası için istemedikçe gerçek manada mümin olamaz. Evet. Şimdi fırsatçılık dedik hocam. Yarın bir gün sana fırsatçılık yapılmasını ister misin sen ki? Evet. Bugün başkasına yapıyorsun. İhtiyacı olan birinde bunu yapıyorsun. Evet. Masum hocam. Mesela bu nokta gerçekten çok önemli bir husus hocam. Son zamanlarda çok fazla gündeme geliyor bu konu. Stokçuluk meselesi, fırsatçılık meselesi. Ya bütün bunlardan hocam nasıl arınacağız? Bütün bunları nasıl temize çıkartacağız? Bu fırsatçılık yapanlar nasıl uzaklaşacaklar? Fırsatçılığa maruz kalanlar bundan nasıl kurtulacak hocam? Biliyorsunuz insan hayatında dengeleri tek başına insan kuramıyor. Yani insanın diğer insanlarla ortaklaşa hareket etmesi de bazen yetmiyor. Devletlerin bazı şeyleri denetlemesi lazım. Bizim sohbetimizin başında anlatmış olduğunuz o hadise, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın pazarı denetlemesi meselesi, devlet başkanı sıfatıyla bir otoritenin pazarı teftişidir. Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam pazarı teftiş ediyor ve pazarı teftiş ederken gördüğü aksaklıkları en sert cümlelerle, hani şöyle o buğdayı böyle alıp o kişinin, ki karşıdaki kişi bir sahabi yani, siz evet. Veya ben değil. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı görerek iman etmiş. Belki beş vakit namazı onun peşinde kılan bir mümin. Elini böyle tutuyor Fahri Kainat. Bizi aldatan bizden değildir buyuruyor. Bu çok önemli bir vurgu. Bu noktada devletin mutlaka teftişine ihtiyaç var, kontrolüne ihtiyaç var. Ancak ikinci bir nokta var. Hani başında söylediğimiz cümle. Müminin hayatı ölümden sonrasına göre şekillenir. Yani attığı adım ölüm sonrasını, bu imanla alakalı bir şey. Yani herkes müminim der ama herkes ölümden sonrasını sürekli hatırlamaz. Attığı her adımda ölümden sonrasını hatırlayabilen bir mümin olduğu yerde durup kalır. Hani şu hadis-i şerifi hatırlayalım hep birlikte, değerli izleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam'ın çok önemli bir vurgusu vardır. La yesrikus tariku hine yesrik ve huve mu'min diye başlar hani. Ve la yezni zani hine yezni ve huve mu'min. Hırsız çalarken mümin değildir. Neye mümin değildir? Hırsızlığın haramlığına mümin değildir. Yani hırsızlığın haram olduğuna inanmıyor. Zina eden zina yapmanın haramlığına o esnada inanmıyor. Ne demek? O anda ölümden sonraki hayatı bir kenara bırakıyor demek. Şimdi stokçuluk dediğimiz hadise
Yani bir kişi fayansın stokunu yapar. Evet. Onun elinde o mal var. Peki karşıki tarafta sıvı yağların stokunu yapacak. Bir başkası buğdayın stokunu yapacak. Yani stok başladı mı herkes stokçuluğa döner. Ülkede herkes kaos yaşar ve sıkıntı yaşar. Mümin toplumun hayata bakış şekli devletin gözetimiyle, sağlıklı gözetimiyle, disiplinli gözetimiyle stokçuluğu önlemesi lazım. Çünkü stokçulukta görünüşte bir kazanç vardır. Ancak gerçekte bir kaos vardır. İnsanlar bir şeylere ulaşamadıklarında bir müddet bir şeylerle yetinirler. Bu uzun süreli olursa stokçunun deposunu tespit ettikleri anda yağmalarlar. Evet. Bunları her ülke görmüştür dünya tarihinde. Bizim ülkelerimizde de siz onları hatırlamazsınız. Biz o günleri birazcık biliriz böyle. İşte sana yağ kuyrukları vardı. Tüp kuyrukları vardı. Bilmem şunlar vardı filan. Yani bu neyin hedefiydi, nasıl bir hedefti bilmiyoruz. Ama sonuçta birilerinin gerçekten yüksek kazançlar elde etmek istediği ama diğer insanların da bunda çok büyük ızdırap çektikleri görülürdü. Şunu zihnimize almak zorundayız. Devletin desteği ve yardımıyla halkın güzel ahlakı ve ölümden sonrasına olan imanıyla biz bu işi çözebiliriz. Aksi takdirde stokçuluğun önüne geçmek mümkün değil. Sadece devlet kontrol ederse önüne geçilebilir değil. Almanya'da örneklerini gördük. En iyi kontrollerin olduğu ülkeler Avrupa ülkeleri. Evet. Ama raflar bomboştu. Stokçuluk bu sefer büyük firmalardan alıcılara geçti. İmkanı olan arabasını dayandırdı kapıya büyük marketlerde. Kaç tane alabiliyorsa aldı. Ne yapacak 20 tane tenekeyi? Kaç günde kullanacak? O alınca öbürlerine kalmamış oldu. Bir de tabii burada bir şey daha var stokçulukla ilgili konuşurken. Tevekkül eksikliği başlıyor. Bir amentü meselesi var yani bir iman meselesi var yine. Yani Allah'a tevekkülü kaybediyor. Diyor ki bulduğum yağları burada tutarsam veya neyse stok yaptığı bunlara dayandığımda yaşarım. Halbuki seni ve beni yaşatacak olan Allah Celle Celaluhu. Yani gündelik ihtiyacımızı veya birkaç günlük ihtiyacımızı bir şekil çözeriz. Ama daha ötesine gittiğimiz zaman çoğunu biz toplarsak şu başkalarının hakkını gasp ettiğimiz gibi alırken ve satarken bir de Allah'a tevekkülü kaybediyoruz. Yani tevekkülün kaybedildiği yerde müminin depoları dolu olsa ne olur yani? Ne elde edebilir? Hiçbir şey elde edemez. Yani müminin hayatında ölümden sonrasına iman var. Tamam. Ama bu hayatı yaşarken de tevekkül var. Yani bu ikisi birleşecek. Bu ikisi birleştiği takdirde mümin kendisini geri tutar. Efendim ben tüccarım. Eğer bu ürünleri bu fiyatlardan verirsem bir sonraki seferde aynı fiyattan almakta sıkıntı çekeceğim için şimdiden muhtemel olabilecek zamları ben bunun üzerine yükleyeyim. Bu bir problem. Bu noktada mutlaka üst mercilerin, devlet organlarının devreye girmesi gerekiyor. Kişilerin önünü açması gerekiyor. Nasıl? Tıpkı bölgesel imarlar gibi. İşte bu bölgedeki imar şu kadardır. Şu bölgedeki imar bu kadardır. Devlet kuralı koyar, konuyu kapatır. Bu noktada da insanlara böyle bir imkan sunulması lazım. Ama şunu bilmek lazım ki hadis-i şeriflerde stokçuluk kökünden reddediliyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam stokçuluk yapanların büyük suç işlediğini, Allah katında ve kul katında büyük suç işlediğini ifade ederken o stokçular bugünkü adamlar değil. Tekrar söylüyorum, sahabe-i kiram o adamlar. Yani Efendimiz'e iman edip onu gören, evet, onunla aynı camide namaz kılanlar. Demek ki bu insan zaafı var burada. İnsanın bir zaafı var. Yani çok olana erişmek, daha fazlasını elde etmek, hırsla bir şeyler biriktirmek. Peki stokla bir şeyler biriktirdiği takdirde kişi, sonucu ne bunun? Ayet-i kerimeden devam edersek, estağfirullah. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Belki bazı kardeşlerim diyecek ki, hocam bu ayet buraya oturuyor mu? Çok güzel oturuyor. Bir kısım insanlar var hani altın ve gümüşü biriktiriyorlar ve Allah yolunda onu harcamıyorlar.
infak etmiyorlar. İnfak illa cebimdekini direkt harcamak değil ki. Yani aldığım ürünü insanların ihtiyacı ölçüsünde satmak da bir infakın bir şekli. Yani stokçuluktan kendimi geri tuttuğum an paylaşabiliyorsam o ürünü, makul zeminde kaybetmeyeceğim disiplin içinde satabiliyorsam bu da infakın bir şekli. Çünkü evet, depoladığı takdirde bir düşünün, eğer aciz bir hükümet varsa o ülkede, o stoğun haddi hesabı yok. 1 liralık mal 100 lira olabilir. Ancak hükümet güçlü ise kontrol edebilir, bir yere çekebilir. Ama asıl mesele şu, yine iman devreye giriyor. Yani ben bunu yaparsam bunun bir hesabı var, buranın mutlaka düşünülmesi lazım. Halbuki hocam bizim kültür ve medeniyetimizde paylaşma, dayanışma duygumuz çok ön safhadadır, has safhadadır. Ki Fatih Sultan Mehmet Han döneminde İstanbul'u fethetten önce tebdili kıyafetle pazarda dolaşırken gidiyor bir esnafa, işte esnaftan peynir alıyor. Sonra diyor ki bana diyor ekmek versene. Diyor ki efendim diyor, ben diyor bugün siftahımı yaptım. Siz diyor ekmeğimi şu arkadaşımdan alın, o siftahını yapmadı. Ona gidiyor ekmek alıyor, zeytin istiyor. Diyor ki ben diyor siftahımı yaptım. Zeytini şu arkadaşımdan alın, o siftahı yapmadı. Fatih Sultan Mehmet bunu görünce diyor ki ben bu milletle değil İstanbul'u dünyayı fethederim. Şimdi böyle bir hassasiyet var hocam. Yani arkadaşını düşünen, arkadaşının hiç istiftah yapmamışken hani ona yönlendiren, gelen müşteriyi ona yönlendiren bir esnaftan bahsediyoruz. Bir halktan bahsediyoruz. Şimdi siftah tabirlerini bile insanlar unuttu. Şimdi siftah evet, diyorsunuz ya, çok kolay söylüyorsunuz. Siftahı kaç tane genç biliyor? Yani o özel bir tabir yani. Yani siftah senden, bereketi Allah'tan derlerdi eskiden. Evet. Yani bir müşteri geldi, onunla açılış yaptı. O müşteriyi veli nimet görüyor. Siftah senden, bereketi Allah'tan. Bir tevekkül orada ortada, sizin anlattığınızda yine aynı yere geliyoruz. Yani öyle bir tevekkül var ki bir müşteriyle rızkının başladığına inanıyor. Onun için öbür tarafa gönderebiliyor. Tevekkül olduğu için komşuya gönderebiliyor. Tevekkül olmasa gönderemez. Biz bunu kaybettik. Evet. Bizim bugünkü en büyük sıkıntımız evet, bu bence. Hocam ek olarak aslında hocam stokçuluğun, fırsatçılığın fazla kazanma hırsından geldiğini arz ettiler. Evet. Bu gösteriyor ki mümin şahsiyetini kaybetme gibi bir zaaf var ülkemizde. Yani kişi mümin şahsiyetini koruduğu zaman tavırları da o noktada oluyor. İmam-ı Azam Efendimiz hocam, kendisi uluslararası ticaret gemileri olan bir insan. Bir hanımefendi, hepimiz bu kıssayı biliyoruz, bir kumaş evinde varmış, İmam-ı Azam Efendimiz'e getirmiş. 100 akçe diyelim, 100 akçe istiyorum demiş. İmam-ı Azam Efendimiz bu daha fazla eder demiş. Şimdi günümüzde olsa, tamam işi bilmeyen birisini yakaladık, hemen alalım. Maalesef öyle diyebiliyoruz. 200 akçe olsun o zaman efendim demiş. Bu daha fazla eder, daha fazla derken bu böyle olmayacak demiş. Daha işin ehlini çağıralım, o gelsin bize bu kumaşın değerini söylesin demiş. Ve o kişi, gelen kişi 500 akçe demiş hocam. Bu hanımefendinin istediğinden 5 katı fazlasını söylemiş ve İmam-ı Azam Efendimiz o 500 akçeyi vermiş. Burada görüyoruz ki gerçekten fazla kazanma gibi bir şey yok. Tamamen evet, orada bir ticaret hasıl olacak. O ticaret mümince olsun, Müslümanca olsun. İki taraf da buna razı olsun. Kesinlikle. Belki hanımefendi razı olacaktı. Ama burada ama mecburdu hanımefendi orada. Bilgisizliği, çaresizdi ve bilgisizliğinden istifade edilmiş olacaktı. Ve böyle insanları da toplum sevdi. İmam-ı Azam Efendimizin bu şekilde yaptığını görünce, bu karaktere sahip olduğunu görünce onu sevdi. Ondan yolundan gitmeye gayret etti. Gerçekten insanlar, büyükler öyle söylüyor, karaktere aşıktır. Bir insanın ilmi vardır. Ama o ilim karaktere yansımadıysa, ahlaka yansımadıysa, kimse ne kitabına aşıktır ne ilmine aşıktır. Kişinin karakterine aşıktır. Ve insanlar da karakterin peşinden gider, şahsiyetin peşinden gider. Hocam Endonezya'nın Müslüman oluşu, şu an dünyada en kalabalık İslam ülkelerinden birisi Endonezya. Endonezya, evet. Ve her hacca umreye giden, ya
Böyle hepsi aynı boyda. Affedersiniz, tornadan çıkmış gibi. Aynı, hep birbirine benziyor. Canını sıkma hocam, onlar da bizi öyle görüyorlar. Eyvallah hocam. Hepsi aynı boyda. Ne kadar nazikler. O Afrikalı zenci kardeşlerimize dedik ya, birbirinizi nasıl ayırt ediyorsunuz? Evet. Bana bir tanesi dedi ki Arapça. Biz de size şaşırıyoruz. Bunlar birbirini nasıl ayırt ediyor dedi. Cenab-ı Allah'ın bir lütfu. Endonezya'da hocam zamanda ülkemizden bir Müslüman tüccar gidiyor, kumaş tüccarı. Evet. Oraya gidiyor, ufak bir dükkan açıyor. Zamanla çok kaliteli kumaşlar satmaya başlıyor. O zaman krallıkla yönetilen Hristiyan bir ülke. Bir gün bizim bu Müslüman tüccar dükkana geç geliyor. Elemanı açmış sabahtan ve bir parça kumaş satmış. Bizim Müslüman tüccar gelince elemana soruyor. Bir alışveriş oldu mu, bir sattığım bir şey oldu mu? Sattım efendim diyor. Hangisinden sattın? Şundan sattım efendim diyor. Kaç akçeye sattın diyor. 10 akçeye sattım diyor. O 10 akçe deyince bunun benzi sararıyor. Bak evladım diyor. Bunun değeri 5 akçe diyor. Sen 5 akçelik bir kumaşı 10 akçeye satarsın diyor. O sattığın kişinin hakkına girdik diyor. Çabuk git onu ne yap et bul diyor. Ben onu bulurum efendim, tanıyorum diyor. Ve gidiyor, o kişiyi getiriyor. Karşısında Hristiyan bir müşteri. Bakın burada da bir ahlak konuşuyor hocam. Sadece mümine karşı değil değil mi? İnsan. İnsana karşı. Ki değerli hocam, yani şu an bakıyoruz koca koca firmalar her türlü inanca sahip insanlarla muhatap. Kesinlikle. Evet. Şimdi gerçekten de tebliğ metodu bir kürsü programında sadece böyle konuşmak değil. Veya bir cumada kürsüye çıkıp anlatmak değil. Gerçekten de en iyi tebliğ, ticaret erbabı bir insanın İslam karakteri üzerine, İslam fıkhı üzerine onu yürütmesi. Ki Hatay'ın Müslüman olması, Efendimiz 20-25 sahabeye gönderiyor. O zaman Rumlar var, Rumca bilmiyor sahabe-i kiram. Efendimiz tek yapacağınız buyuruyor, İslam ahlakı ve ahkamı üzere ticaret yapın diyor. Hep yalan dolan var o zaman. Onlar orada böyle yıldız gibi parlıyorlar. Aynı gökteki yıldızlar gibi, Efendimizin buyurduğu gibi yıldız gibi parlıyorlar, dikkat çekiyorlar. Daha gidip birine ayet okumadan, İslam'a davet etmeden onlar geliyorlar. Dedik ya, insanlar karakterin peşinden gider. Geliyorlar, ya siz kimsiniz? Ne kadar doğru, ne kadar dürüst insanlarsınız siz. Biz Muhammed'in ashabıyız. Muhammed kim? Aleyhisselam, son peygamber. Ve onlar Müslüman oluyor. Hatay bu şekilde İslam'la şerefleniyor. Ve o kişi geliyor Endonezya'da. Efendim diyor, özür dileriz. Hakkınıza girdik. Lütfen bizi affedin. Hakkınızı helal edin. Eleman yanlışlıkla 5 akçelik kumaşı 10 akçeye satmış. Lütfen bu 5 akçenizi alın deyince o insan hayatında ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyor. Siz neden böyle bir şey yapıyorsunuz diyor. Sizi buna zorlayan ne demeye çalışıyor? Biz Müslümanız diyor. İslam'da fahiş fiyat yoktur. İslam'da aldatmak yoktur. Bu 5 akçe sizin diyor. Özür dileriz, buyurun diyor. Ve o kişi o para iade edildiğini görünce ve o hareketten çok etkileniyor. Gittiği her yerde bunu anlatıyor hocam. Hangi dükkana giderse, hangi komşuya giderse Cenab-ı Allah da bir şey vesile kılacak ya. Kulaktan kulağa, krala ulaşıyor. Kral Allah diyor ki, benim memleketimde böyle birisi mi varmış ya diyor. Derhal çağırın diyor. Ve geliyorlar, bizim bu Müslüman tüccarı saraya davet ediyorlar. Saraya, kralın huzuruna çıkıyor. Kral diyor ki, benim kulağıma bir şey geldi. Sen böyle bir harekette bulundun mu? Bulundum efendim diyor. Neden böyle bir şey yaptın diyor sen. Efendim biz Müslümanız diyor. İslam'ın ticarette koyduğu kurallar var diyor, gayeler var diyor. Biz buna karşı davranamayız diyor. Dolayısıyla ben sadece bana olan inancımı olan gereği yaptım. Bu dinimin inceliği diyor. Ya ne güzelmiş diyor ve ilk defa duyduğunu söylüyor hocam. O kral İslam'ı ilk defa duymuş. Ve anlat bakayım biraz diyor. Ve anlattıkça iman nuru o kralın kalbinde yeşeriyor ve Müslüman oluyor. Kral Müslüman olunca hanedan Müslüman oluyor. Hanedan Müslüman olunca Endonezya Müslüman oluyor. Yeah. Ne demek bu? 5 akçe sayesinde o Müslüman kardeşimizin hassasiyetinden dolayı
bir ülke İslam'a şerif benim. Ve şu an bir hayra kapı açan o hayırdan istifade ettirir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Evet. Şu an Endonezya'daki bütün kardeşlerimizin haccından, umresinden, namazından, orucundan, bakın iman edişinden değil mi? Ahiretteki o mükafatlarından yazılıyor hocam. Ve oradaki ince noktada şu işte helal hassasiyeti, haram korkusu, mümin şahsiyetini ortaya koyma. Onu başarmış o kardeşimiz, o büyüğümüz. Allah rahmet eylesin. Abi. İşte bugün hocam ona ihtiyacımız var. Bugün değil mi hocam? Buyurun hocam. Ölüm sonrasına olan iman meselesi yine önümüze geliyor. Yani hayatın bütününde o. Yani Beşakçı'dan vazgeçmek, Ebu Hanife'nin uygulaması ve diğerleri bizim en çok ölüm sonrasını konuşmamız lazım. Ya. Yani her şeyin önü o. Namazın değeri orada geliyor. Zekatın değeri orada, haccın değeri orada. Ticaretin değeri orada. Hepsi ölüm sonrası. Varsa öyle bir inanç, iş çözülüyor. Yoksa geri kalanların hepsi suya yazı yazmak gibi kalıyor. Yani adeten Müslüman, örfen Müslüman, sosyal baskıyla Müslüman, eğer tespit edilemez ve yakalayamazsa her işi yapan bir Müslüman oluyor. Ama ölüm sonrasına inandığında o beş akçe benim hakkım değil dediği an karşı iki tarafa göre çok dürüst bir ticaret. Evet. Bu kişiye göre ise ölüm sonrasını etkileyen bir davranış. Çünkü birinin bir kuruşunu çalmakla milyonunu çalmak arasında bir fark yok. İkisi de hırsızlık ismini aldı. Evet. Onların farkı yok. Bu noktayı işlememiz lazım. Tüccar içinde, hoca içinde, öğretmen içinde, herkes için, herkes yaptığı işle ilgili bir ticaret içinde. Yani Allah Celle Celaluhu da bizimle ticaret yapıyor. Estağfirullah. İnna Allah iştara minel müminine başlayan ayet-i kerime. Evet. Allah Celle Celaluhu müminlerden canları ve malları karşılığında müminlere cenneti satmıştır. Daha kolay dille söyleyeyim. Ben zorla tercüme yapmayayım yani. Canlarını ve mallarını ödemeleri karşılığında onlara cenneti satmıştır. Çok basit bir şey. Veya cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın almıştır. Tam tercümesiyle. Şimdi burada bir şey var. Yani ne oluyor? Yine ölüm sonrasına inanç var. Şimdi biz bunu yitirdiğimiz zaman, sevgili Hasan'ım, yitirdiğimiz zaman sıkıntı burada başlıyor. Mümin kardeşlerimizin ve bizim ölüm sonrasını hesapladığımız dakikada bütün hadis-i şerifler ve ayet-i kerimeler bizi denetliyor. Hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Kişi kul hakkıyla mahşere geldiğinde hesapları çok görünür. Mizanına bakar. Dağ gibi bir mizan var. Yani terazinin bir kefesi dopdolu. Alacaklılar gelmeye başlar. Herkes bir şey alır. Herkes alır, 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 alır. Terazi boşalır, yetmez. Hala alacaklı var. Bu sefer o alacaklılar kendi bozuk terazilerinden yani günah terazilerinden adamın terazisine yüklemeye başlarlar. Zaten sevaplar bitti, günahlar artmaya başladı. Allah muhafaza. Şimdi Allah muhafaza. Bu arttıkça iş daha kötüye gidiyor. Ne geliyor yine burada? Çok küçük menfaatler karşılığında ölüm sonrasına tam teslimiyet arz edemeyiş aldatma ruhunu doğuruyor insanda. İnsanda böyle bir aldatma arzusu depreşiyor. Ben bunu aldatırsam netice alırım diyor. Halbuki ne oluyor? Yani bu hayat o kadar kısa ki çocuk, genç, orta yaşlı, ihtiyar, ölümü bekleyen. Ben şimdi dostlarım var böyle çok seviyorum. Yaşı ilerlemiş ahiret annelerim falan var. Gidiyorum. Böyle ne yapıyorsunuz diyorum. Vallahi hayatın bütün güzelliklerini yaptık hocam diyor. Şimdi ölümü bekliyoruz. Çok zor bir cümle. Evet ya. Hocam. 85, 88, 90 yaşlarına gelmiş insanlar. Sapsağlık maşallah böyle dipdiri. Hala namazlarını ayakta kılabiliyorlar. Oruçlarını Ramazan'da tutabiliyorlar. Fakat bu cümlenin arkasında şu var aslında. Bunlar derviş meşrep insanlar. Hayatlarında yaptıkları işlerle ve ticaretlerle ilgili geriye dönüp pişmanlıkla ilgili bir durumları yok. Yani kimseyi aldatmamış, kimsenin kul hakkına girmemiş. Şöyle diyor yani yapabildiğimi yaptım. Şimdi diyor ibadet etmeye devam ediyorum ama bu esnada da ölümü bekliyorum. Çünkü bu insanlar için
Ölüm güzel bir şey. Bu dünyanın bütün mihneti, çilesi bitiyor. Evet. Ahiret yurdunun güzellikleri başlıyor. Belki onların vefat edip gidişi bizim için kayıp. Niye? Çünkü o insanlar bir daha geri gelmiyorlar. Evet. Tertemiz evet. insanlar. Yani 90 yıllık bir ömrü Allah'ın rızasını kazanarak geçirmiş bir insan. Biz onu biliyoruz. Gittiği andan itibaren bir kayıp var orada. Ama hep rahmetle yad ediyoruz evet. hocam. Gök kubbede hoş tabii. bir sada bırakmış kesinlikle. Oluyorlar çünkü. Kesinlikle. Bu konu çok önemli. Yani biz ne yaparsak yapalım her konuda ölümden sonraki hayatı işleyebiliyorsak, imanı işleyebiliyorsak ticareti de her şeyi de şekillendiririz. Yani biz sadece mesela ticaret dediğimiz zaman kul hakkı, tabii bizim asıl konumuz ticaret ama tüccarın baktığı pencere, yani karşısındaki insana imanını yansıtabilmektir. Yani tüccarın asıl hedefi budur. Evet. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı Hazreti Hatice Anneciğimizin bir tarifi var mesela. Ben ona böyle bayılıyorum. O kadar güzel ki sıralıyor işte bütün böyle özelliklerini sıralıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Sen şunu 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 yaparsın, ortağına asla zarar ettirmezsin diyor. Herkesin kazandırdığından fazla kazandırırsın. Allah Allah, nasıl kazandıracak yani, çok mu iyi tüccar? Hayır, hile yok. Aldatma yok ortağa karşı veya müşteriye karşı. Bu da ne oluyor? Bir hesabın onun zihin dünyasında olduğunu gösteriyor. Şimdi bizim yaşadığımız hayatta ona onu yap, buna bunu yap, şunu şöyle yap, şunu böyle kandır, onu şöyle atlat, bunu böyle atlat. Biz kazanalım, onun hali neyse, ne hali varsa görsün. Yani burada bu konu üzerinde durmak lazım. Evet. Bir şey daha, bir ikinci konu tabii, hep aynı yere gelmek derdindeyiz. Allah Celle Celaluhu da sürekli kullanıyor ayeti kerimelerde. Yani Allah'a tevekkül edin diyor. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ Tevekkül sahipleri, yani bir yere dayanma ihtiyacında olanlar sadece Allah'a dayansın. Eskiden tüccarın dükkanında şöyle bir yazı vardı. Hep o çerçeveleri görürdük. اَرْرِسْكُ عَلَى اللّٰهِ Rızık Allah'a ait kardeşim. Ben dürüst olacağım ama belki seni vasıta kılacak, belki hiç tanımadığın birisini vasıta kılacak. Rızık Allah'a ait. Böyle bir tevekküle sahip olduğu zaman bir mümin kimseyi yanıltamaz. Çünkü evet. bu tevekkül ticaretteki helal kazancın merkez noktası. Bir esnaf abimiz hocam, konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Dedim ki abi, dedim, hiç hani başından geçen farklı bir hadise oldu mu? Dedi ki kardeşim, dedi, bir gün dedi akşama kadar dedi hiç satış yapamadım. Hiç unutmuyorum dedi. Tam dükkanı kapatıp gideceğim. Artık kepengi indireceğim dedi. Biri arabadan indi, koşarak geldi. Dedi ki işte telefoncu bir abimiz. Sizde şu telefon var mı diye sormuş. Var, buyurun. Diyor ki 5-6 tane telefon aldı benden diyor. Gitti. Yani o gün Allah'ın takdiri, ya belki daha önceki günlerde yaptığım ticaretten çok daha fazlasını yaptım diyor. Tam dükkanı kapatırken. Yani gerçekten şunu anladım. Allah gerçekten rızık kefil kardeşim dedi. Hocam bunu söyledi, hiç unutmuyorum. Ve işte buradan da sizin bahsettiğiniz husus, işte Cenab-ı Hak rızka kefil hocam. Hani kesinlikle. Biz yeter ki dürüst ticaret yapalım. İşte helal kazanmaya bakalım. Çünkü dediğiniz gibi ticaret imanı yansıtır. Hocamın ifade ettiği gibi Endonezya'nın Müslüman olması. Ki Osmanlı Devleti'nde de mesela bir dükkana gayrimüslim biri geliyor hocam. Bir mal görüyor. Diyor ki şu malı bana versene. Esnaf diyor ki hayır diyor, o mal kusurlu. E tamam, ben kusurunu kabul ediyorum. Sat bana işte. Hayır, ben sana satmam onu. Çünkü sen onun kusurunu biliyorsun. Ben sana kusurlu olduğunu söyledim. Ama senin benden alıp başkasına satacağın zaman kusurunu söyleyeceğini ben bilmiyorum diyor. İncelik o kadar yani. O kadar hocam. Ve adam ya. Bu söz karşısında Müslüman oluyor. Ya. İşte ifade ettiğiniz gibi dürüst tüccar diyoruz ya. Evet. İşte bakın hocam, imanı yansıtıyor. Bunlar çok önemli hususlar hocam. Evet. Bizler bunu yansıtmamız lazım ki o zaman işte ölüm sonrasını düşünüp hareket ettiğimiz zaman gök kubbede hoş bir sada bırakmış oluruz. Yani bizim arkamızdan dese ki ya işte ağız ucuyla bir hani iyi bilirdik demek var. Bir de gerçekten ya iyi bilirdik, Allah rahmet eylesin deyip evet. üzülmek var hocam. Yani ne götürüyoruz ki? O kadar
stokçuluk yapan, fırsatçılık yapan esnaflar bugün vefat ettikleri zaman ne götürebiliyorlar ki arkasında? Hırs bütün problemlerin başı. Hırsı kontrol etmek ancak tevekkülle mümkün. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerif var. Hani hatırlarsınız, hatta tavaf esnasında Rüknü Yemani ile Hacerü'l-Esved arasında, yani evet, Yemen köşesi ile Hacerü'l-Esved arasında okuduğuna dair rivayet var Efendimizin bu hadis-i şerifi. Rabbi kanniyani bima razakteni ve barikli fih, veya bir başka rivayette ve barikli fih ma atayteni. Yani orada hani biz hep Rabbena'yı okuyoruz. Hı hı. Bir de bu hadis-i şerif rivayetlerde var. Ya Rabbi, beni rızıklandırdığın nimetlerle kanaatkar eyle ve bana verdiklerini bereketli eyle. Bu hadis-i şerif, tabii bütün hadis-i şerifler muhteşem ama insanın kanaat sahibi olmasını sağlıyor. Böyle olunca ne oluyor? Hırs denetlenmiş oluyor. Denetlenebilen bir hırs insanın yanlış yapmasını, tevekkülünün başka bir tarafa kaymasını önler. Benim bir arkadaşım, dostum vardı, Cemalettin diye, Allah selamet versin. Devam ediyor hayatı çok şükür. Onun babacığı bir hadise anlatmıştı. Sultanahmam'da iyi bir esnaftı o, rahmetli. Onlar Manisa Kulalı, işte Kula'dan İzmir tarafına çalışmaya gidiyorlar. Gittikleri yerde, bulundukları imalathanedeki, söylediğim belki 80 sene öncesini, 90 sene öncesini diyorum, bulundukları imalattaki adam, bunlar çok iyi usta, bunlara hile yaptırmak istiyor. Onlar diyor ki biz hileli işe girmeyiz. Bir de namaz kılmalarına izin vermiyor. Namaz kılınmazsa çalışmayız. Geliyorlar İstanbul'a. Şimdi onun kendisinden dinlemiştim ben. Namaz ve hile. Namaz kılmayacaksın, hile yapacaksın. Bu ikisini terk ediyorlar. Namaz kılacakları bir yer ve hile yapmayacakları bir iş buluyorlar. O çalışma, Allah onlara öyle bir bereket veriyor ki, diyor ki anlatırken, hiç unutmuyorum. Hocam diyor, Allah Celle Celaluhu bize verdi demiyor. Verdi, 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 verdi. Sayıyor. Bu nasıl bir cümle biliyor musun böyle? Ama gerçekten evet, o günkü dünyada, bugünkü dünyada da büyük bir servet toplanıyor. Şimdi hadise şu, insanın kanaati çok önemli ticarette. Çünkü kim kimin müşterinin nereden geleceğini nasıl bilebiliriz ki? Siz dükkanınızı açmışsınız Sultanahmam'da veya dükkanınızı açmışsınız Sirkeci'de, başka bir yerde. Bekliyorsunuz müşteri gelecek. Zonguldak'tan geliyor, Iğdır'dan geliyor, Hakkari'den geliyor. Biliyor musunuz geleceğini? Onu gönderen Allah Celle Celaluhu. Neyle gönderiyor? İnsanın Allah'a olan bağıyla. Bazen kiminin rızkı çok olur, yanlış yaptığı halde o kazanır gibi görünür ama aldanandır o. Müslüman tüccarın hayatının temel ölçüsü tevekkül. Tevekkülün kontrolü de, tevekkülle de hırs kontrol ediliyor ki kanaat devreye giriyor. Ölüm sonrasında zaten devreye koyduğunda Müslüman tüccar böyle A, B, C diye şeylerle uğraşmayacak. Zaten herkes, faizi bilmeyen yok. Bizim rahmetli Hasbi hocamız vardı. Çok esprili bir şey vardı. Ticaretin bir kısmı zannediyorum vakitte bitiyor galiba. Bir 5 dakikamız falan var. Rahmetli Hasbi hocamız bir gün birisi buna gelmiş fetva soruyor. Çok hadis aşığı bir hocamızdı. Diyor ki hocam diyor şu konuda ne dersin? Hasbi hoca ona diyor ki bu konulara ben cevap vermiyorum diyor. Git bunu rahmetli babamı kastediyor. Ahmet Vanlıoğlu Hoca Efendi'ye sor. Adam diyor ki Hasbi hocaya, ben diyor bunu Vanlı Hoca'ya sorsam diyor haram der diyor. Evet. Hasbi Hoca sinirleniyor bana. Biraz da böyle esprili bir adam. Be hain diyor. Kimin neye göre fetva vereceğini biliyorsun. Bu işi o kadar iyi biliyorsun. Ona göre sor. Beni aldatmaya geliyorsun diyor yani. İnsanoğlu zanneder ki birini aldatıyor. Evet. Aldanan kendisi. Yeah. Aslında hocam gayeyi doğru belirlersek, hedefi doğru belirlersek, yani şu anki toplumdaki yani bu manevi anlamdaki problemleri ben hedefin sapmasında görüyorum hocam. Kesinlikle. Şimdi bir takdiri ilahi var, bir de tesisi idari var. Herkes şunu bilmesi gerekiyor ki Cenab-ı Allah'ın bir takdiri var. Bizim şu dünya hayatındaki yaşantımızda yani her şey, yani herkes bulunduğu noktada biz imam vazifesindeyiz.
ben istediğimden dolayı değil sadece bu hocam yani. Cenab-ı Allah'ın buna bir müdahale var. Ben çalıştım, ben kazandım, ben imam oldum değil. Ticaretle uğraşan bir kardeşimiz de bilecek ya. Cenab-ı Allah bu kainattaki bu tesis-i idariyi de bana da takdiri bu noktada vermiş. Kesinlikle. Evet. Şimdi gayeyi, bu ticaretteki gayeyi Allah'ın rızasını kazanma noktası koyarsa, şimdi mal hırsı şeytanı da aslında cehennemden kovduran o İbrahim, Adem Aleyhisselam'a karşı hırsıydı hocam. Değil mi? Dolayısıyla biz de gayemizi, ticaret erbabı kardeşlerimiz gayelerini, eğer ki ben daha fazla kazanıp Ebu Bekir Efendimiz gibi, Talha Efendimiz gibi, ki ayet-i kerime göre لَنْ تَنَعْلُ بِرْ رَحَتَّا تُنْفِقُوا مِمَا تُحِبُّونَ, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda vermedikçe iyiliğe erişemezsiniz. Bu ayet gelince Talha bin Ubeydullah hemen Efendimiz Aleyhisselam'a koşuyor. Ya Resulullah, Beyruha dedim hocam, o en güzel 600 evet, ağaçlık bahçe, hurma bahçesi, Medine'nin en güzel bahçesi. Ya Resulallah, bu ayet geldi, artık en sevdiğim bahçem bu bahçem, bunu ben size veriyorum, siz nasıl tasadduk ederseniz diyor. Allah kabul etsin diyor. Ve koşuyor, hanımı orada, çocukları orada, kuyusu orada, ki Efendimizin ayağını salladığı, dinlendiği bir kuyu. Hanım çık çık diyor. Ne oldu efendim diyor. Hurmayı biz Allah'a sattık diyor. Bahçemizi Allah'a sattık. Ev ne olacak? Evi de sattık diyor. Kuyu ne olacak? Kuyu da sattık diyor. Dolayısıyla yani gaye Allah'ın rızasını kazanmak olunca zekat da aksamaz, infak da aksamaz. Dua almak için çalışır. Allah bize bu varlığı verdiyse, bize takdiri böyle buyurduysa, o zaman biz bununla elhamdülillah garip kurabaya karşı bize bir fırsat verilmiştir bu diyerek hocam, ki gerçekten nice sahabe-i kiram Efendimiz Aleyhisselam öyle buyuruyor. Ebu Bekir'in malı kadar şu dine faydalı bir şey görmedim ben diyor. Yani bugünlere gelmemizde en çok Ebu Bekir'in malından istifade ettim. Güçlü mümin zayıf müminden hayırlıdır. Evet. Yani dinimiz fakirliği tavsiye etmiyor. Fakir olun, muhtaç olun, şey, Müslüman fabrikatör olmalı gerçekten. Binlerce işçisi olmalı. Ama o işçisinin alnı terimeden hakkını vermeli. O işçisine ibadet zeminini, mescidi olsun, abdesthanesi olsun hazırlamalı. Cuma'ya gidecek olana izin vermeli. Problem burada. Dolayısıyla yani gayeyi biz net bir şekilde, ben bu vazifeyi, bu ticareti Allah için yapıyorum. Allah'ımın arzu ettiği şekilde yapmalıyım. Helal belli, haram belli. Şüpheliler var. Onlardan da kaçınarak ben bunu yürütmeliyim derse biiznillah toplum o zaman mümin şahsiyetine ulaşacağına ben inanıyorum. İnşallah hocam. İşte o zaman hayat maddi ve manevi şekilde bir kazanca sahip olur. O kişi, esnaf, evet, kişi. İşte tüccar, biz ne diyoruz? Mesela birbirimize hep sorarız. Deriz ki işte Belal hocam, bir önereceğiniz dürüst boyacı ya var mı diye ya gelir sorarım ben. Ya. Niye? Çünkü o adam işini dürüst yapıyordur. Yani biz bir alışverişe gideceğimiz zaman, evet, dürüst birini ararız. Dürüst bir esnaf ararız. Evet. Haliyle o kişinin malı da bereketli olur. Kazancı da bereketli olur. Kesinlikle. Rabbim inşallah hocam cümlemizi bu hassasiyetli olanlardan eylesin. Amin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim hocam. Teşrif cümlemiz ettiniz de, bizi. Kırmadınız, geldiniz. Masum çok hocam. Çok mutlu olduk biz de. Allah razı, Allah razı olsun. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok Allah teşekkür ederiz hocam. Kıymetli seyircilerimiz, Kürsü programının bugünkü bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Efendim bugün Üsküdar Hacı Nuri Topbaş Camii uzman İmam Hatibi Bilal Aydemir hocam ve Çatalca vaizi Doktor Masum Vanlıoğlu hocamla birlikte ticaret ahlakını konuştuk. Rabbim cümlemizi kendi razı olduğu ticaret erbabı insanlardan eylesin. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.